Hava aydınlanmış. Evet, yani o da mesela bizim için evet saatsel olarak havanın aydınlanmış olması akşam. Saatsel olarak. Zamansal olarak. Ama eskiden biz şimdi 6'da girerken evet. Karanlıkta giriyorduk. E tabii öyle oluyor. Bizim yılın bu zamanları hep öyledir zaten. Tabii akşam tamam işte akşam yayından çıktığımızda eğer aydınlık olursa o bizim için baharın gelişi demektir. Evet. Ya da mesela gazetelerde orada burada bugün sabah da konuştuk mesela. İşte ilk erik çıktı. Kilosu çeyrek altınla yarışıyor. Ya, neymiş ya? 750 liraya erik mi olur? Yuh falan. Haberleri, yorumları falan çıktığı vakit anlarız ki demek ki baharın gelişi ki bu aslında biraz sera eriği olduğunu söylüyorlar bunun. Yani ilk hasat da deniyor ama sera eriği deniyor. Bunlar böyle küçücük kaplarda işte 4-5 tanesi falan böyle 20 liraya satılıyor. Ama bunlar çok körpe erikte oluyor biliyor musun? O böyle bizim o vakti geldiğinde yediğimiz o böyle kütür kütür böyle can erik var ya böyle ısırdığında böyle kütürt diye böyle bir ses gelen böyle ekşi erik var ya. Mesela o ekşi erik gibi değil bunlar. Daha böyle küçük ısırdığında çekirdeği falan da dağılıyor. O çok kötü bir vakit geliyor. Evet olmuyor. Onun için biraz daha vakit lazım. Ama bu haberlerin çıkması demek işte bahar belirtisi bahar demek mesela. Evet. Ondan sonra bahar belirtisi bir başka bahar belirtisi var mesela. Kokoreç haberlerinin mesela kokoreç dinleme mi? Gelmesi tabii. Kuzu kokoreç. Kokoreç. Hayır kuzu kokoreç zamanı. Şimdi kuzu kokoreç zamanı. Kuzu zamanı. Ne yiyoruz? Ne kokoreç yiyoruz? Dana kokoreç yiyoruz ya. Valla zaman zaman dana kokoreci de yiyorsunuz onu söyleyeyim. Öyle bilmediğiniz her yerden kokoreç yiyince ne kokoreç yediğinizi bir bilseniz. Abi dana danadır yani dana eti de yiyoruz biz. İşte tamam. Dananın kokoreçini yani o böyle... Yani koyun kokoreçi falan yani öyle hayvanlardan da yapılıyor ama bu işin makbulü kuzu kokoreçtir ya. Hep öyle denir hatta işte kuzu tamam. Kokoreç falan denir. Şimdi onun zamanı olduğu için genelde bu aralar böyle bir kuzu kokoreç şeyi olur. Hani böyle bir haberi çıkar. Zam gelmiş, acayip zam gelmiş. Şimdi bu sene zamla ilgili haberle gündeme geldi. Aslında zamla ilgili haberle gündeme gelmese, Türkiye'nin gündemi böyle olmasa, bizim hayatımız birazcık daha normal olsa, birazcık daha böyle normal bir ülke olabilsek, bizim böyle konuştuğumuz gündem maddeleri içinde o kokoreçin de zamanı geldi maddesi de olabilirdi. O da yine bir bahar belirtisi olurdu aslında. Ya sen bahar deyince aslında kokoreç mi geldin? Evet. Ben ilk defa bahar deyince kokoreç diyen birini duydum. Kokoreç, oğlak, uykuluk bunların tam zamanı şimdi. Şimdi bazı şeylerin zamanı var. Onların ben zamanını takip ediyorum, biliyorum. Bir yıl boyunca onu bekliyorum bazı şeylerde. Yani bir yıl boyunca işte mesela o eriğin abi zamanı... Abi erik anladım da yani bahar kokoreç. Ben beklerim, ben bilirim. Yani meraklısı da bilir, tam zamanıdır bilirler. Şimdi sor mesela kokoreç ustalarına falan onlar da bilirler. Ozi'ye sor mesela şimdi, sor Ozi. Ozi söylesin sana ya da ne bileyim ben bizim Cihan'a sor mesela İzmir'e şimdi. Asım Usta'ya sor mesela. Onlar da söylerler şimdi tam böyle zamanı olsun. Şimdi mi zamanı? Şimdi zamanı başladı yani bu aralar başladı. Şimdi dolayısıyla biz herkese göre farklı olan o bahar belirtilerini soruyoruz. Ne olunca siz baharın geldiğini yaklaştığını anlıyorsunuz acaba diye. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Size göre bahar belirtisi ne? Ne oluyor da sizde ne oluyor da ya da etrafınızda ne oluyor da ne görüyorsunuz ne duyuyorsunuz da ne öğreniyorsunuz da bahar geldiğini anlıyorsunuz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Konu başlığımız da şu bahar belirtileri. Bu akşamın konusunun başlığı bahar belirtileri sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. İsterseniz buradan yazıp gönderebilirsiniz. Bahar belirtileri başlığıyla mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihat@nihatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bakalım size göre baharın belirtisi neymiş? Tabi burada yöresel bir takım değişiklikler de olacaktır. Ne gibi? Yani mesela benim... Almanya yöresinde farklı. Tabi Almanya'da farklıdır. Almanya'da yaşayan birine göre bahar belirtisi başkadır. Ne bileyim ben Mersin'de Japonya'da yaşayan da farklıdır. Japonya'daki için de farklıdır. Mersin'deki için de farklıdır. Ankara için, İstanbul için, Edirne için, Tekirdağ için herkesin farkıdır. Yani yöresine göre de değişir. Onları da merak ediyoruz. Sizin oralardaki bahar belirtilerinin ne olduğunu da tabii merak ediyoruz. Kuşlar ötmeye başladı mesela. Ha bak mesela benim en sevdiğim biliyor musun? En sevdiğim bahar belirtisi. Sabah çok erken uyanıyorum ben. Böyle güneşin doğumuna yakın bir kuş sesleri var bu aralar sabah. O bülbüller mi ötüyor? Sakalar mı ötüyor? O böyle... Senin papağanlar ötüyor mu? Papağanlar o saatte ötmüyor çok ya. Çok kötü ötüyor onlar çok ya. Kötüler onlar çünkü. Diye böyle bir iğrenç ses var. Çok kötü. Kargalardan kötü biliyor musun onlar ya?
Bir de sürekli kargalarla kavga halindeler onlar. Sürekli böyle bir alan kavgası yapıyorlar. Papağanlar mı? Papağanlar tabii. Papağanlar müthiş işgalci bir tür. Yani bu bulundukları yeri işgal ediyorlar o bölgeyi ve o bölgeye başka bir kuşun gelmesini ve o bölgede başka bir kuşun barınmasına müsaade etmiyorlar. Hadi canım. Evet evet öyleler işgalciler. Martılarla kavgalar arasında da böyle bir kavga var ama. Martılarla kavgalar arasında mı? Martılarla kargalar arasında diyorum böyle bir kavga var diyorum. Tamam. Öyle bir şey de var ama papağanlar daha da agresif bu konuda. O zaman her yerde papağan olması lazım. İşte ya, o kadar sayıları çok değil. Ha, sayıları, sayıları çok o kadar çok değil. Ama işte böyle işgalci bir durumları var yani. Neyse onların sesini bu aralar daha ya böyle çok fazla duymuyoruz. Ya bülbüller ötsün ya. Bülbüller ötsün, kanaryalar ötsün. Onların gerçekten sesleri sabahları ya, çok, çok güzel oluyor. Bir de kumrular. Kuk kuk kuk. Ya onu çok güzel yapıyorsun ya. O çok güzel bir... Sabah mı diyor, akşam mı? Genelde sabah saatlerinde ama gün içinde de mesela kumrular öterler. Yani gün içinde özellikle yaz sesidir o mesela. Kumru alalım mı bahçeye? Bahçeye kumru. Zaten bahçede kumru var. Nerede var? Var, bizim bahçede kumrular var. Geliyorlar. Hangi arada bahçede? Ağaca konuyorlar bizim dut ağacına. Ben ötmüyorlar. Ötüyorlar. Sen görmüyorsun, duymuyorsun yani. Allah Allah. Sen sürekli başka bir şeylerin peşinde olduğun için. Benim peşinde olacağım orada. Tavuk var, kedi var. İşte fareler evet. Var. Onlar var. Sende de o sırada telefon var. Telefonla sürekli böyle elinde telefon. Öyle mi diyorsun? Falan diye. Bahçeyi bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Sonra arada Ceyhun Yılmaz da senin gibi yaptığı için çarpışıyorsunuz arada. Ya ne güzel oldu Ceyhun'un gelmesi ya. Birbirinizi görmüyorsunuz. Ceyhun da sürekli bahçede telefonda çünkü öyle mi şekerim falan diye böyle konuşurken bu Sivri ile ikisi sürekli yolda çarpışıyorlar. Birbirine selam veriyorlar falan. Beni orada arıyor. Sivri ne var ya falan diye. Beni ne zaman konuk alacaksınız diyor. Beni ne zaman konuk alacaksınız? Ben dedim ki biraz şey ol, piş. Biraz pişsin tabii canım. Ondan sonra. Biraz pişsin, işi öğrensin. Bahar belirtileri bu akşamın konusu. Bekliyoruz mesajlarınızı. Bahar belirtilerinden bir tanesi de trafiğin yoğunlaşması diyenler için akşam trafiğinin son durumuna hemen dönüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz, göz atıyoruz.